Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Askerliğimi bitirdim, geldim ve ilk videoyla karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra tabii. Sizlere Kodular.io üzerinde Gmail hesabına nasıl bağlandığını göstereceğim. Ne demek istiyorum? Fazla uzatmadan konuya geçelim arkadaşlar. Ama bundan önce tabii ki ben uzun bir ara olmadığım için satışlar da biraz düşmüş. 1817 öğrencim kayıtlı. Sıfırdan en ince ayarlarına kadar profesyonel WordPress site yapma eğitim setim Udemy üzerinde yayında devam ediyor arkadaşlar. En son ne zaman güncellemişim? 2019'un 12. ayında güncellemişim. Güncellemeye devam edeceğim. Gerekli açıklamaları zaten burada yaptım detaylı bir şekilde. Almak isteyen arkadaşlar içeriğini de bu şekilde görebilir. Ücretsiz videolarım vardı içerisinde. Kullanmak isteyenler nasıl bir içerikle karşılaşabileceğini göreceklerdir arkadaşlar. Bunu da hızlı bir şekilde tanıttıktan sonra kapatıyorum. Sol tarafta Create Project alanı var arkadaşlar. Bilen arkadaşlar zaten biliyordur. Hızlıca bir proje oluşturalım. Projemin adını ne koyayım? Gmail yazıyorum. Next. Buradaki ayarları ellemiyorum arkadaşlar. İstediğiniz bir ayara döndürebilirsiniz bunu. Android 4.4.4'te ben bırakıyorum. Pek bir önemli alan değil benim için şu anlık. Tabi ileri bir seviye içerik yapmadığım sürece. Arka tarafta Nox Player'im hazır bir biçimde bekliyor. BullyStacks kullanabilirsiniz, LD kullanabilirsiniz veya Nox Player kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Daha sonra Kodular.io oyunun içerisine girdiğim zaman beni sıfırdan böyle bir ekran karşılıyor. Çok fazla inceledik buradaki ekran yapısını, sağdaki Screen Properties alanını, Viewer alanını ve palet alanını incelemiştik daha önce arkadaşlar. Hangi telefonda kullanmak istiyor iseniz buradan onu ayarlayabilirsiniz. Pixel 3 kalabilir Google'ın, fark etmez. Öncelikle bir tane buton oluşturacağım. Tabii ki buton oluşturmak zorunda değilsiniz. Bunu da söyleyeceğim, nasıl olduğunu söyleyeceğim. Buton alanından şöyle bir tane hızlıca çalışma alanıma butonumu çekmiş oldum. Font size kaç olsun? 20. Biraz büyük buton olsun. Otomatik olarak tüm alanı doldursun. Butonun ismini değiştirebilirsiniz. Direkt buton olarak kaydediyorum. Veya buton 1 kalsın, fark etmez. Shape alanından butonun şeklini, dikdörtgen mi, yuvarlak mı veya kareli mi olduğunu ayarlayabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Text alanından buton üzerindeki yazının rengini ayarlayabiliyorsunuz. Visible yani görünür mü, görünmez mi olduğunu tekrar ayarlayabiliyorsunuz. Görünür veya görünmez olmasının sebebi şu arkadaşlar. Bazı projelerde örneğin mesela kaydol bölümünde bir form oluşturursunuz. Formun üzerinde tüm alanları doldurmadan gönder butonu aktif olmaz. Bunun sebebi bu. Yani neden görünür veya görünmez diye bir içerik alanının oluşturmasının mantığını oturtmasının sebebi bu arkadaşlar. Advanced alanında buralara fazla karıştırmayalım. Şimdi zaten videoda gerekli olmadığı için sizleri gerekli detaylara sokmak istemiyorum. Arka plan rengi nasıl olsun? Şöyle pembe olsun. Yazımız tıkla veya Gmail hesabını bağla da olabilir. Mantıklı olan odur. Gmail hesabını bağla. Gmail hesabını bağladıktan sonra burada yapmamız gereken herhangi bir alan kalmadı. Tek yapmam gereken şu arkadaşlar. Label oluşturacağım. Ve label'da ad diyelim. Yani şunu 12 yapsak daha iyi. Ya da 15 yapalım sevgili arkadaşlar. Biraz görünür olsun. Ortalığı bu şekilde kalmasın. İçerisini boş bırakıyorum. İçerisini neden boş bıraktığımı birazdan anlayacaksınız. Blocks alanına geri döndüm. Şimdi beni 3 alan karşılıyor sevgili arkadaşlar. Screen üzerinde öncelikle şunu yapmak istiyorum. Sayfa yüklendiğinde bir yani direkt program çalıştığında bir Gmail hesabını seçmesini mi istiyorsunuz veya bir butona tıklandığı anda mı seçmesini istiyorsunuz? Ben butona tıklandığı anda seçmesini istediğim için bu Initialize bölümünü siliyorum. Button bire tıklandığı anda ne yapacağım? Öncelikle Designer'a geri döndüm. Eklemem gereken bir alan vardı. Nedir o da? Google'ın Account Picker'ı. Sürükle bırak yardımıyla ekledikten sonra sol tarafta Google'ın Account Picker'ın gelmiş olduğunu göreceksiniz. Buton bire tıkladığımda hesap seçme bölümünü çağır diyorum. Call fonksiyonuyla. Buradaki işlemim bitti. Daha sonra tekrardan Google Account'a geliyorum. When diyorum.
Pickett seçildikten sonra ne yapılsın? Sol tarafta text alanında şöyle olsun. Screen 1 ya da label'a ekleyelim bunu arkadaşlar. Label'da text alanına alıyorum. Ve bakın sol üst tarafta account name yazıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan global name'i tutup alıyorum ve buraya sürüklüyorum. Bütün işlem bu aslında. Designer bölümünde herhangi bir aktivite yok şu an. Blocks bölümünde amaç şu. Gmail hesabını bağla butonuna tıkladıktan sonra bir sayfa açılacak. Gmail hesaplarının olduğu. Ben de açılmayabilir çünkü giriş yapmıştım. Siz de açılan sayfadan herhangi birini seçtiğiniz zaman direkt isminizi veya e-mail adresinizi getirmiş olacaksınız. Export alanından hemen hızlıca çıkış yapıyorum. İndiriyorum. İndirdiğimi de hızlıca nereye ekleyeceğim arkadaşlar? Bu programın içerisine eklemiş olacağım. Şu önceden yüklediğimi siliyorum. Karışmasın bunlar. Bunlar daha önce yapmış olduğumuz projeler. Yine sizlerle yapmıştık arkadaşlar. Şu an indirdi mi diye bakıyorum. Evet, indirme işlemine başladı. Ben de bari buradan indirilenler klasörüne gideyim. Hem sizin vaktinizi almamış olalım. Hem de indirdiği anda hemen yüklemiş olalım. Sevgili arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü sizin yorumlarınız üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Ne istiyorsunuz? Hangi programlar istiyorsunuz? Çok detaylı olmaması şartıyla örneğin işte Gmail hesabını bağlama, Firebase'de veri tabanına veri ekleme ki bunların videolarını çektim ben zaten size. Bu şekilde ince ve kendiniz de geliştirebileceğiniz, daha doğrusu belli bir başlık üzerinden kendiniz ilerleyebileceğiniz konular yazmanızı istiyorum ben sizin. Yorumları da eksik bırakmayın. Gmail hesabı inmiş oldu. Yükleyelim bakalım neyle karşılaşırız. Yüksek ihtimalle arkadaşlar bende o pencere açılmayacak. Çünkü ben giriş yaptım. Çıkış yapma bölümünü bulamadım gerçi. Gmail hesabını bağla diyoruz. Şimdi bakın burada buton aktif. Gmail hesabını bağla dediğim zaman pencere açıldığını varsayın. Pencere açıldıktan sonra orada hesabınızı seçiyorsunuz ve hesabınızın ismi gelmiş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.